Sporx. Erden Timur'dan flash açıklamalar. Erden Timur'un açıklamaları. Galatasaray Sportif AŞ, yönetim kurulu başkan vekili Erden Timur, kulüp televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Süreci şeffaf yürütme çabamız var. Toplantımızın amacı mevcut durum hakkında bilgilendirme ve süreçleri şeffaf yürütme çabası. Galatasaray'ın menfaatleri gereği, transfer dönemlerinde çoğu şeyin şeffaf olması gibi bir durum Galatasaray çıkarlarının aleyhine. Bu yüzden mümkün olduğu kadar şeffaf olacağız. 13 yerli, 13 yabancı, 23 altyapı oyuncumuz var. Toplam rakam 46 oyuncumuz var. 21 oyuncumuz kiradan dönüyor. Bunların içerisinde altyapı da önemli bir rakam tutuyor. Geçtiğimiz sezonki net maaş bütçesi 27 milyon euro. Vergi yasası değiştiği için 1.67 çarpanı var. 1 milyon dolar ödüyorsanız kulübe maliyeti 1,67 milyon dolar. Önceden bu 1.17 milyon dolardı. Gidecek isimler olacak. Net maaş 27 dediğimiz başka bir noktaya geçiyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl tahakkuk eden Mustafa Muhammed ödemesiyle birlikte 30.7 milyon euro bon servis için harcanmış. Yeni bir yapılanmaya girildi, gençleşme politikasına girildi. Bunlar Galatasaray için önemliydi. Bir yabancı kontenjanımız var. Dolayısıyla gidecekler olacak. Yabancı ve yerli oyunculardan bir kısmının bir yıldan daha az sözleşme bitimine kaldı. Dolayısıyla kiralık gönderme durumu söz konusu olamıyor. Dolayısıyla önemli bir mühendislik gerekiyor. Yabancı kontenjanının açılması gerekiyor. Hocamızla anlaşma yapıldı. Mevcut teknik direktör ve sportif direktörle fesih gerçekleşti. Emanet bir iş yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar sorumlu davranmak zorundayız. Mümkün olduğu kadardan kastım şu. Emanet bir iş yapıyoruz. Emanet iş başkasının parası. O parayı bizler yöneticiler bağışlıyorsa da bağışlamıyorsa da başkasının parası. Basketbolda bunu anlattım. Bir kuruşuna bile dikkat ederek harcamak gerekli. Sanki sen veriyorsun gibi yapıyorlar. Benim vakfım var. Bir saniye önce sizin paranızdır, bir saniye sonra parayı vakfa geçince artık başkasınındır. O parayı yanlış harcarsanız hapse girersiniz. Hocayla sözleşmeyi de bir günde defes edebilirdiniz ama sorumlu davranmak gerekiyordu. 71 milyon euro ödendi. Toplam kadro bütçemiz, geçen seneki bonservis bütçemiz 30.7 milyon euro, kadromuzda bulunan oyuncuların bonservis bütçesi 67 milyon 880 bin euro. Bunun dışında imza bedelleri var. 3 milyon 291 bin euro. Yani baktığınızda 71 milyon euro gibi bir kadromuzun bugüne kadar bonservislerine ve imzaların ödenmiş bedel var. Futbolun bütçesi azaldı. Geçmiş günlerde bazı şeyleri yapmak daha kolaydı. Türkiye'de futbolun bütçesi azaldı ama dünyada pandemide gelirler azalırken artıyor. %25-30 artmış bir durum var. Tam tersine bir durum var. Orta sıra takımlardan bazı rakamlara bakıyoruz. Hepimizin gönlündeki noktalar değil de daha orta sıra takımlarından Wolfsburg, son 5 yılda 245 milyon dolar harcamış. Ne kadar gelir yapmış diyorum 79 milyon dolar. Her sene 50 milyon dolar verebiliyorlar bonservise. REN 280 harcamış 5 yılda, 190'da gelir olmuş. Mevcut durum bu, durumumuz bu. Biz mevcut durumda ne yapacağız, en önemli kısım bu. Teknik heyetin raporu esas. Sportif direktör ve hocamızla anlaştık. Kısa vadeli aksiyonlar var. Uzun vadede daha fazla aksiyon alacağız. Bu bir emanet iş. Teknik heyetin raporu esas. Onların hepsinin dataya dayandırılarak transfer kararı verilecek. Hocamızın raporuna göre takviye edeceğimiz pozisyonlar var. Görüşmelere başlanmıştı zaten, devam ediyor. Seçimden önce yapılmış olan belli görüşmeler var. Seçim dönemleri normalde Mart'ta olur. Mart'ta birileriyle el sıkışmak daha kolaydır. Zaten Haziran'da seçim yapıldı. Seçimden 15 gün önce konuştuğumuz insanların sizi 15 gün bile beklemesi söz konusu olamıyor. O yüzden isim telaffuz etmedik. Gerekli noktalar tespit edildi. İhtiyaç duyulan mevkilere Galatasaray'ın parasını doğru kullanarak hareket edeceğiz. Şu sonuç çıkmasın, ucuza az değil. Gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek. İyi kadrolar kurulacak. En önemli düsturumuz gelecekten çalarak değil. Asıl kimliğim taraftarlık. Benim de asıl kimliğim taraftarlık. Hepimizin ortak amacı şampiyon olmak. Biz sportif bir derneğiz. Bugünü kazanıp geleceği kaybederek olmayacak şekilde. İnce elenip sık dokunulacak. Bu pozisyonlarla ilgili yurt içi ve dışında görüşmeler yapılıyor. İlk 11'de 3 yerli olacağı için farkı yaratacak olan burası. Transfer hazırlığı aslında 1 yıl önceden yapılıyor. Çok gecikmeliyiz. Aksiyon anlamında 2-3 ay gecikmeliyiz. Bu farkı kapatmak için yoğun uğraş veriliyor. Her konuda çok detaylı çalışılıp kamuoyunu geçici olarak mutlu etmek değil de kalıcı olarak çözüm üretmek için her aksiyon yapılıyor. Bu doğrultuda da önümüzdeki haftadan itibaren aksiyonların sonucu gelecek. Farklı olması düşünülemez. Stratejik sıralama yapmıyoruz. Önce iyi bir oyuncu açıklayalım da nabız düşsün, sonra böyle yapalım falan filan. Masanın karşısında kim, hangi hisse ise buradaki insanlar da aynı histe. Farklı olması düşünülemez. Hayatta en büyük strateji, strateji yapmamak, doğru olanı yapmaktır. Düzgün davranmaktır. Yerli opsiyonu için yerli anlaşıyorsak o. Rotasyon oyuncusudur o. Ana kadroyu ise herkesi tatmin edecek ölçüde Galatasaray'ın çıkarlarını uygun biçimde oluşturacağız. Yeni sezon hazırlıkları. Sezonu pazartesi açıyoruz. Kamp 7-19 Temmuz Avusturya'da Graz yakınlarında. Hazırlık maçları set edildi, hocamız onayladı. 26-30 Temmuz için Innsbruck tarafına gidiyoruz. Oradaki hazırlık maçları da set edildi. En geç 31'inde Türkiye'ye döneceğiz. Basketbol transferleri tamamladık. Basketbola devam ediyoruz. Basketbolda geçen sene başında takımın durumu bir önceki sene iyi olmadığı için transfer zordu. Basketbolu güzelliklerle anıyoruz. Hızlı aksiyonlar anılıyor. Tüm transferleri tamamladık neredeyse. Bir iki takviye kaldı. Bugün ve yarından itibaren tek tek açıklayacağız. Önümüzdeki sezon hedef daha da büyüdü. Beş yılı planladık orada. Bu transferlerden sonra da geçen seneki atmosferi yeniden yaşamak istiyoruz. Bu yüzden kombine, loca satışına başlanacak. Basketbol tarafında her şey çok olumlu gidiyor. Futbolda yeni yapılanma. Ben sportif aşt futboldan sorumluyum. Cem Bey, futbol direktörü olacak. Teknik heyet ve kadro şu an kuruluyor. Hocamız geldi. Bizim amacımız, 5 yıllık bir planlama yapmak. Orta vadeli plan yapılmıyorsa şahsen bir şeyin yapılacağını inanmıyorum. Yapılıyorsa da kısmet faktörü öne geçer. Şu an önceliğimiz kısmen yapılanma ve kadroyu oluşturma. Şu an belli olan futbol aşt futboldan sorumluyum, Cenk Bey de futbol direktörü. Futbolculara teklif var mı? Futbol direktörü de atandıktan sonra da görüşmeler yapılıyor. Yazılı olarak gelen bir teklif yok, sözlü olarak var. Öncelikli olarak biz sporcularla görüşeceğiz. Gitmek isteyen varsa değerlendirilebilir. Gitmek isteyenlerle konuşup kalmasına da ikna edebiliriz. Kerhen kalmak, soru işaretiyle kalmak olmaması lazım. Oyuncularımızın hepsinin sahada karakter koyması lazım. Öyle bir şey olursa ve gerçekten Galatasaray'ın çıkarlarına uygunsa değerlendirilir. Kimse gitmek istemiyorsa ve biz tutmak istiyorsak gitmeyeceğiz. Sözlü olarak teklifler var ama satmayı şu an düşünmediğimiz için şu an öyle bir şey yok. Sözleşmesi bitenler Arda Turan. Sözleşmesi biten oyuncularla devam edip etmeme hocanın kararına göre. Birçoğuyla vedalaştık ama Arda Turan ile ben hep görüşürüm. O da Galatasaray'ın sporcu anlamında en kariyerli futbolcusu. Çok da değerli, içten bir kardeşim. Mevcutta değerli bir scout ekibimiz var, idari olarak değerli arkadaşlar var. Onlarla süreci götürüyoruz. Bugünkü konsantrasyonumuz çok çok büyük oranda kadro yapılanması. Türkiye'ye göre bile iki ay gecikmeliyiz. Seçimin bu tarihlerde olması tabloyu olumsuz etkiliyor. Herkes yolun %70'ini yürümüş. Geciktiğiniz için ekonomi ona göre zorlanıyor pazarlıklar falan ona göre yürüyor. Hem oyuncu havuzu dar, hem de bütçeler yüksek oluyor. İlk başta sürece ben de salı günü akşam başkan böyle bir görev düşündüğünü bana söyledi. Altyapıyla ilgilenmek gibi bir düşüncem vardı. A takım tarafıyla ilgili sürecin içerisinde değildim. Takdir edersiniz ki çok büyük bir sorumluluk. Galatasaray'ın geleceği için olan projelerin neredeyse çoğundan sorumluyum. En az kısa vadeli sportif başarı kadar önemli, çünkü uzun vadeli sportif başarıya oradan gidiliyor. İki ucu zorlu değnek. Değerlenmek istedim. Görevden kaçmak istemedim. İki ucu zorlu değnek. Zorlu olunca, geçmişte başkalarına sorduğum soruları, büyük konuşunca Allah karşına çıkarıyor. Aynısı karşıma çıktı. Galatasaraylı mısın, değil misin? Kendini mi düşünüyorsun falan. Bekara boşamak kolay gibi. İki gün aldı yani. Sonuçta görevden kaçılmaz. Kabulünden sonra, ilk olarak eski yöneticilerimizi sağ olsunlar Galatasaray'da taş üstüne taş koyan herkese teşekkür etmek lazım ayrılıkçı olmamak lazım. Tüm parayı vereceksiniz. Hem Hocayla hem Pasquale ile görüşmeler oldu. Yeni gelen ekip olarak sizle çalışmak istemiyoruz deyince farklı olur. Yeni ekip var, müsaade etmek lazım. Ne düşünüyorsunuz dediğinde. Tüm parayı vereceksiniz. Sizle çalışmak istemiyoruz. Bugüne kadar çalışmanızdan ötürü teşekkür edersiniz ama kalan ödemeleri yaparsınız. Biz böyle bir şey yaptık. Bu görüşmeyi yaptım. Bir gün sonra Torrent, çarşamba görüştüm Torrent ile, perşembe veya cuma gitti. Menajerimle konuşun dedi. Eski yöneticiyle görüştük ve Torrent ile görüşmesini istedik. İlk başta görüşme talebinde bulunduk, menajerimle konuşun dedi Torrent. Sonra yüz yüze görüşme isteği oldu. Burada geldiler, görüştüler. Biz bir indirim beklentisindeydik. Tazminat başka, haksız fesih başka bir şey. Bu süreci şekilde yönetseydik, tabii ki tazminat insanların hakkı, her ne kadar tanımlasan da tanımlamasan da. Bir indirim bekledik. Sağ olsun Sensi bile indirim yaptı. Onunla karşılık anlaşarak sulh protokolüyle sonuçlandırdık. Sayın Torrent, %5 indirim yapabileceğini söyledi. Mahiyeti de şudur, hiç yapmadım dememek için. Indirim olursa ödeme yaparız, yoksa dava yoluyla bir sonuçlandırma olur. Torrent, eğrisiyle doğrusuyla çaba göstermiş. Galatasaray kültürü gereği teşekkür etmek gerekir. Bu yolu tercih etti. En önemli gerçek altyapıdır. Galatasaray'ın en önemli gerçeği altyapıdır. En çok uğraşacağımız konu kurtuluşumuz altyapıdır. Hem Galatasaray'a hizmet hem de ülke sporuna hizmet anlamında. Okan hocamızın altyapıdan yetişmiş bir hoca olarak gelmesi çok pozitiftir. Kısa vadede başarılı olalım, insanlardan takdir görelim değil de ne olursa olsun altyapıyı yapalım, geleceği kurtaralım tercihi belirliyor. Bizim en önemli tercihimiz altyapı. Altyapı projemizi webinarda anlattım, üyelere konuştuk. Bir sürü modelde çalışmalar yaptık. Mevcuttaki altyapı kadrolarıyla bir araya gelinecek, 10 yıllık bir planlama yaptık. Altyapıda daha kısa süreli planlama olmaz. Önümüzdeki günlerde, aylarda paylaşacağız. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast derdi.